Selamlar herkese. AirPods Pro serisinin en güncel modeli biliyorsunuz ki ikinci nesil. Piyasada şu anda en güncel bu var. Fakat gene biliyorsunuz ki Apple bu cihazın yenisini çıkartacak. AirPods Pro 2 en son nesil Pro AirPods olmayacak. Karşımıza üçüncü nesil gelecek. Sizin de bu videoda AirPods Pro 3'ün muhtemel özellikleri ne olacak? AirPods Pro 3'te ne gibi yenilikler var ya da onlar karşımıza gelecek? Onları konuşacağız. AirPods Pro 2'nin ses kalitesi gerçekten güzel. Baktığımız zaman aktif gürültü önleme sistemi de güzel çalışıyor. Şarj süresi, kullanım ömrü ve bize sunmuş olduğu su geçirmezlik kısmı da yeterli. Daha fazlasını bir kulaklıktan bekleyemeyiz özellikle de bu boyutlarda bir kulaklıktan. Bu sebepten dolayı AirPods Pro 3'te ne gibi yenilikler gelebilir diye insan düşünüyor. Bunu daha önceki videolarda konuşmuştuk ama Apple giyilebilir teknoloji ürünlerinin fitness arkadaşı olması yolunda sağlık uygulamaları yolunda bize daha fazla yardımcı olmasını istiyor. Tıpkı Apple Watch'ta olduğu gibi. Apple Watch biliyorsunuz ki kanınızdaki oksijeni ölçmekten tutun da kaç adım attığınıza kadar, spordaki temponuza kadar her şeyinizi ölçebiliyor. Bu seviyeye getiremese de aslında AirPods'ları bu seviyeye yakın bir yere getirmek istiyor. AirPods Pro 3'te bence sağlık konusunda bazı uygulamalar olacak. Örneğin vücut sıcaklığını ölçmek. Kulağımıza taktığımız bir cihaz biliyorsunuz ki tıbbi olarak da kulaktan aslında vücut sıcaklığı ölçülüp biliyor. Ve iki kulağımızda da var aslında tutarlı da olabilir. Her ikisinin ortalamasını almak güzel olabilir. Spor sırasında vücut sıcaklığımızı ölçmek ya da gün içerisinde belli dönemlerde vücut sıcaklığımızı ölçüp bize sağlık uygulamasında söylemek güzel bir özellik olabilir. Aynı zamanda Apple bunu çok güzel pazarlar. Der ki tıbbi olarak kulaktan vücut sıcaklığı ölçmek akıllı saat ile bilekten ölçmekten daha iyidir. Ben iki farklı noktadan bu sıcaklıkları ölçüyorum. Bu sebepten dolayı çok daha tutarlı bir veri bekliyorum diyerek çok güzel güzel pazarlayabilir bunu. Düşününce bir tane ısı sensörü koyacak ne kadar zor olabilir ki diye düşünebiliriz. Ama AirPods'un içerisi gerçekten dolu. Farklı bir şey koyamayacağımız kadar dolu. Ve kulaklık gerçekten kulak içerisinde zaman zaman yerini kaybedecek, hareket edecek. Biraz bu sıcaklık sensörünü koymak Apple'ı zorlayacak. Bu sebepten dolayı AirPods Pro 3'ün tasarımında bir değişiklik ya da belki birazcık büyüme olabilir. Apple Watch kullanmayanların da fitness'ta ya da gün içerisinde belli bir seviyeye gelebilmesi için AirPods'la belki AirPods adım da ölçebilir. Ama buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Apple Watch ve iPhone gün içerisinde hep yanınızda taşıdığınız cihazlar. Fakat AirPods Pro 3 hep kulağınızda olmayacak. Yani gün içerisindeki bütün adımlarınızı ölçemez. Sadece fitness içerisi için özel bir şey olabilir. Mevcut AirPods cihazları işitme cihazı olarak belli bir yere kadar kullanılabiliyor. Tabii ki normal bir işitme cihazının yakınından bile geçemez. Ama 10 milyarlık işitme cihazı marketinden Apple birazcık para kazanmak istiyor benim anladığım kadarıyla. Bir şeyler yapmak istiyor. Bunu nereden anlıyorum? Birkaç yıl önce Mimi adında bir uygulamanın geliştiricisiyle Apple buluşmuştu. Mimi'yi bilmeyenler için söyleyeyim size. Çeşitli frekanslarda ve tonlarda, yüksekliklerde sesler çıkartarak size iyi kötü bir işitme derecesi veriyor. Ne kadar bir duyu kaybınız var, ne kadar iyi duyabiliyorsunuz ya da duyamıyorsunuz bununla ilgili bir rapor veriyor gibi düşünebilirsiniz. Yayınlanan rapora göre bu özelliğin bir benzeri AirPods'lara gelecek. AirPods'lar belli yüksekliklerde ve frekanslarda sesler size vererek ne kadar iyi duyuyorsunuz bunu size söyleyecek. Bunu kulaklıklar şu şekilde kullanıyor genellikle. Belli frekansları duyamıyorsanız size o frekanslardaki sesleri biraz daha değiştirerek veriyor. Daha iyi duyun diye ya da daha iyi yüksekliklerde veriyor daha iyi duyun diye. AirPods bir kişisel ses test ile ilgili bir şeyler yapacak gibi duruyor ama ne olacak göreceğiz. E, iPhone 15'i Avrupa Birliği zorlayarak USB Type-C girişiyle karşımıza çıkartacak. AirPods Pro 3 neden USB Type-C ile gelmesin? Şarj ünitesi bence kesinlikle USB Type-C ile gelecektir. Lightning ile gelmeyecektir. Ve geriye dönük acaba diğer AirPods modellerinin şarj ünitelerinin USB Type-C'lisi Apple'ın web sitesinde satılır mı? Bunu ben size sorayım. Böyle bir geriye dönük güncelleme hareketi olur mu? Bu kulaklığın çok uzak bir tarih tarihte geleceğini düşünmüyorum çünkü Airpods Pro 2 tanıtılalı bir hali zaman geçti ve karşımıza H2 çip ile gelecek H2 çip sayesinde daha iyi aktif gürültü önleme ve daha iyi bir ses kalitesi kesinlikle olacaktır. Airpods Pro 3 sizce ne zaman gelecek ve ne gibi özelliklerle gelecek yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz